Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, Şam'ın dün tanık olduğu bombalı terör eylemleri zincirine ilişkin Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Uluslararası Güvenlik Konseyi'ne eş iki mektup gönderdi. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı mektubunda Şam'ın dün bir dizi bombalı terör eylemine maruz kaldığını ifade ederek bu eylemlerin en şiddetlisinin sivil yerleşim sente olan Mezra'da meydana geldiğini dile getirdi. İlk verilere göre aralarında çocuk ve okul öğrencilerinin de bulunduğu 53 masum vatandaşın hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin de yaralandığının belirtildiği mektupta ayrıca bombalı terör eyleminin bölgede bulunan hayat hastanesi ve tıbbi teçhizatları Abdullah bin Zübeyir okulu civardaki sivil yerleşim binaları ile araçlarda büyük ve ciddi maddi hasarların meydana geldiğine dikkat çekildi. Güvenlik birimlerinin patlama yerinde tonlarca patlayıcı maddeyle dolu depolarla yüklü başka bir araç daha yakaladıklarını ifade eden bakanlık, aracı kullanan intiharcı teröristin de tutuklandığını açıkladı. Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı mektubunda söz konusu terör eylemlerinin Şam'da bir dizi yerleşim binasının teröristler tarafından havan toplarıyla hedef alınmalarına eş zamanlı olarak geldiğine dikkati çekti. Bu saldırılarda da maddi hasarların meydana geldiğini belirten bakanlık, hain teröristlerin çarşamba günü Şam'daki Teşrin Stadyumunu yine havan toplarıyla hedef aldıklarını ekledi. Söz konusu terör eylemlerinin El-Kaide örgütüne bağlı silahlı terör grupları tarafından gerçekleştiğine işaret eden Bakanlık, Bu terör gruplarının terörle mücadelede Birleşmiş Milletleri kararları ve uluslararası kanunlara aykırı bir şekilde bölge ülkelerinin yanında bölge haricindeki devletler tarafından desteklendiklerine vurgu yaptı. Bu devletlerin terör gruplarına maddi ve lojistik desteği ilaveten siyasi ve medyatik örtü teşkil ettiğini belirtti. Suriye Düşüşleri ve Gurbetçiler Bakanlığı ülkenin daha önce Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ve Uluslararası Güvenlik Konseyi Başkanı'na gönderdiği eş iki mektubunda Birleşmiş Milletler'e üye ülkelerin bu çirkef terör eylemlerine açık ve kararlı bir şekilde kınamalarını talep ederken bu terör eylemlerine türü ve şekli ne olursa olsun destek sağlayan devletlere sınır koyulması ve onlardan hesap sorulması talebinde de bulundu. Suriye Arap Cumhuriyeti'nin Güvenlik Konseyi'nin bu defa yeri ve zamanı dikkate alınmaksızın terörle mücadeleye bağlılığının kararlı bir şekilde belirten net bir tutum alması umudunda olduğunu da kaydeden Suriye Dışişleri ve Gurbetçiler Bakanlığı, bu katillerin gerçekleştirdikleri terör eylemlerinin vatandaşlarını savunmadığı Suriye'nin azim ve kararlılığını pekiştireceğini vurgularken, Suriye'nin ordu ve halkıyla birlikte terör mücadelesini sürdüreceğini belirtti, uluslararası diyalog aracılığıyla krizden çıkarmıştır çıkmak için başlattığı siyasi programı hayata geçirmeye de azimli ve kararlı olduğunun da altını çizdi.